Evet, Ekotürk'te gün ortası başlıyor değerli izleyenler. Ben Ahu Orakçıoğlu, yine dopdolu bir gündemle 2 saatlik bir yayın kuşağı içerisinde bir arada olacağız değerli izleyenler. Hem piyasalara dair tüm gelişmeleri aktarıyor olacağız. Saat 13 itibariyle ajans programımızda günün sıcak önemli başlıklarını, haberlerini paylaşıyor olacağız. Küresel anlamda her yere bakacağız. Kıymetli konuklarım olacak, hepsini duyuracağım sizlere. Özellikle de teknoloji girişim startup firmalarına yatırım yapan bir fon firmasını ağırlıyor olacağım. Diffusion Capital Partners'ın kurucu başkanı Haluk Zontul bizimle bir arada olacak. Hem bu korona döneminde şu teknoloji yatırımlarına dair girişimler nasıl gidiyor, biraz bunları sormak istiyoruz Haluk Bey'e. Hem de enteresan satın almalar, birleşmeler oluyor. Mesela bir Türk oyun firmasının dünya çapında bir başka teknoloji firması tarafından inanılmaz bir 1.8 milyar dolarlık bir parayla satın alınması gibi çok büyük fırsatların olduğu bir alan bu startuplar, teknoloji, deep tech firmaları. Burada da özellikle de fonlamalar oldukça önem kazanıyor bu startup firmalarının ileriye gitmesi, gelişmesi, güçlenmesi açısından. Orada işler nasıl gidiyor? Haluk Bey'e soracağız. Türkiye'nin önemli fonlarından birini yönetiyor Haluk Zontul. Biraz sağlığımıza bakmak istiyoruz. Özellikle koronadan sonra daha da önemsiyoruz. Bağışıklık, sağlık konuları gerçekten çok kıymetli. İşte korona kimleri etkiliyor dediğimiz zaman en başta sağlıkla ilgili temel bazı sorunları, meseleleri olan bireylerin daha fazla burada sıkıntı içerisinde olduğunu görüyoruz. O yüzden sağlığı kaybetmeden korumak son derece önemli değerli izleyenler. Burada da çok yeni yaklaşımlar var. Bütün dünyada sağlığı koruyabilmek adına, koruyucu ve bütüncül sağlık adına. Bütün bunlardan bizi bu konularda oldukça kulağa açık, delik olan, sağlık alanında da kendini oldukça geliştirmiş bir kişiden, Yaprak Üner'den öğreneceğiz dünyadaki gelişmeleri. Gıda Borsası programımız yine bugün saat 13.30'da. Gıdayı, tarımı, hayvancılığı konuşmayı her salı olduğu gibi bugün de sürdüreceğiz. Mehmet Beşir Kılıç, İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyesi de saat 13.30 yayınımızda bizlerle bir arada olacak. Biraz bu perakende ve dağıtım sektörüne bugün bakacağız. Gıdadan öte gıdaların nasıl taşındığı, nasıl depolandığı da son derece önemli. Nasıl satışa sunulduğu, tarladan sofraya gıdanın geçtiği yollar, tüm bunlar Mehmet Beşir Kılıç'la yapacağımız sohbetin konu başlıkları olacak. Çok fazla uzatmadan hemen piyasalara dair gelişmeleri almak üzere Kutay Korab'a çeviriyoruz kameralarımızı, mikrofonlarımızı ve Kutay'a sözü bırakıyoruz. Sendeyiz Kutay Korab. Evet, Ahu Orakçıoğlu, haftanın ikinci işlem günündeyiz. Özellikle bugünkü kapanış rakamları itibariyle Asya borsalarında pozitif bir tabloyu işaret ettiğini gördük. Yurt içerisine baktığımızda ise bu pozitif tablonun açılış rakamları itibariyle Borsa İstanbul'a da yine pozitif bir şekilde yansıdığını izledik. Endeks cephesinde şu an itibariyle %1'lere varan primlerle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Rakam itibariyle de 108.300'ler seviyesinde işlemler devam etmekte. Gün içi en yüksek seviyelere işaret ettiğini de hatırlatalım. 108.500'lere kadar alımlar izlenmişti. Burada piyasa analistlerinin yorumlarına baktığımızda, özellikle teknik alandaki yorumlarda 108.300'lü seviyelerin özellikle 61.8 Fibonacci direnç seviyesinden geçtiğinin altını çiziyorlar. Bu seviyelere dikkat edilmesi gerektiğini paylaşıyorlar. Aynı zamanda bu seviyelerin hafif üzerinde de gapli bir şekilde düşüşler yaşamıştık. Bu gapi de kapatmaya çalışan Borsa İstanbul'la karşı karşıya olduğumuzu da paylaşıyorlar. Bu başlıkların yanında hacimler cephesini de göz önünde bulundurmakta fayda var. Endeks tarafında 6 milyar TL'lik işlem hacmini geçmiş durumdayız. Özellikle bu saat diliminde normal bir günde ortalama 4.8-5.2 milyar TL BIST 100 endeksinde işlem hacimleri görüyorduk. Ortalamanın üzerinde bir işlem hacmiyle karşı karşıyayız. Neredeyse %20 civarında 6 milyarların üzerinde işlem hacmi olduğunu tekrarlayalım. Döviz cephesinde dolar TL tarafında 6.80-84'lü seviyelerdeyiz. Burada gün içerisinde 6.82-20'lere kadar yükselişler göze çarpmıştı. Gün içi en düşükte 6.79-88'leri test etmiştik. An itibariyle bu iki seviyenin ortasında işlemler gözümüze çarpmakta. Euro TL 7.60'lar seviyesinde, yarım dolar yarım euronun TL karşı değeri olan sepet kurda da 7.20'lerden işlemlerin geçtiğini görüyoruz. Burada da 0.13'lük yükseliş var. Özellikle dolar endeksi geri geliyor. Euro'da değer kazançları ön plana çıkmakta. Bunu da parite cephesinde 1.12'lere doğru yaklaşan pariteyle teyit etmek mümkün. Gram altın tarafında yatay bir seyir var. Sabah da bu fiyatlamalardaydı. 380-381 civarında olduğunu görüyoruz. Yurt içerisinde makro veri ajandasında sakin bir gün vardı.
Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından rakamların paylaşıldığını gördük. Ocak-Mayıs döneminde pazarda %20'lik artış gerçekleşti. Yılın ilk 5 ayında 2019'da karşılaştırdığımızda %20 büyüyen pazarda satışlar bu yılın Mayıs ayında yıllık bazda baktığımızda 2019 Mayıs'la kıyasladığımızda %2.4 oranında geri çekilme yaşadığını da izledik. Şimdi buradan Avrupa borsalarına geçelim. Avrupa borsalarında tablo ne yönde? Bunları aktaralım. Almanya bir günlük tatilden sonra bunun yanına Danimarka, İsviçre gibi borsaları da ekleyebiliriz. Tekrardan işlemlere başladığını görüyoruz. Bütün Avrupa'da endeksler işlemlerine devam etmekte. Özellikle Almanya'da %3,5'luk prim gözümüze çarpmakta. Detaylara baktığımızda Lufthansa'dan gelen haber akışı vardı. 9 milyar euroluk devlet teşviğinin onaylandığını izledik. Bu onaylanmayla birlikte Lufthansa hisselerinde %7,5'luk prim varken bu da DAX ve bölge içerisindeki havacılık sektörünü destekleyen ayrıca bir unsur. Stoxx 600 genel tablosunda da %1'leri aşan yükselişler görüyoruz. Bununla birlikte Mart'ın başındaki seviyelerini de üzerine test etmeye çalışan, 9 Mart seviyelerini test etmeye çalışan Stoxx 600 ile karşı karşıyayız. Genel tabloda aynı zamanda Volkswagen, Daimler, BMW gibi firmalarda da yani Alman otomobil üreticilerinde de %4,5'larla %7,5'lar arasında kazançlar önümüze çıkmış durumda. Bunun da gerekçesi 5 milyar euroluk yeni bir teşvik otomobil sektörüne gelebileceği şeklinde haber akışları bu tarafı destekler nitelikteydi. Bunun yanında Avrupa borsaları genel tabloda Fransa'da %1,8'lik prim var. Fransa'ya dair bir haber başlığımız vardı. Onu da hemen sizlere aktarmış olalım. Fransa'da küçülme tahmininde daha da derinleşen bir revizyonla karşı karşıya kaldık. Fransa ekonomisi için 2020 yılına dair beklentiler %8 daralmadan %11 daralmaya yükseltildiğini izledik. Bununla birlikte Fransa borsasında primler devam etmekte. %1,30'luk yükseliş. İngiltere FTSE 100 0,50. Bölge içerisindeki borsalar arasında en ılımlı kaldığını söylemek mümkün. Burada Brexit'e dair süreçler tekrardan soru işaretlerinin arttığını görüyoruz. Bu da endeksleri baskılar nitelikte. İspanya IBEX'te de %1,9'luk yükseliş gördük. Son olarak bir de ABD endekslerine bakalım. Dow Jones, S&P ve Nasdaq 3 ana endeksi görüyoruz. 0,50 prim var. Fakat gün içerisinde sabah ilk saatlerinde burada 0.30'lar 0.40'lar civarında satışlar vardı. Tablonun pozitif tarafa doğru kaydığını, evrildiğini söylemek mümkün. ABD tarafı da haftanın ikinci işlem gününde yükselişlerini sürdürüyor. ABD'de unutmamak gerekir, protestolar devam ediyor. Protestoların şiddeti artmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konuya dair alacağı hamleler sertleşebilecek şeklinde haber başlıkları takip ediliyor. Fakat borsalar cephesinde bu konuya dair iyimser tablo hala kalmaya devam ettiğini söyleyelim. Bakalım gelişmeler geldikçe biz aktarmaya çalışacağız. Ahu Orakçıoğlu bugün makro veri ajandasında evet. Dünya genelinde de oldukça sakin bir tabloyla karşı karşıyayız. Evet Kutay Korap, bundan sonra gözler aslında herhalde en temel noktada Amerika iç barışını sağlayabilecek mi, sağlayamayacak mı? Bu son derece önemli. Kesinlikle. Sadece Amerika Birleşik Devletleri için değil, bütün dünya için önemli Birleşik Devletleri'nin şu an iç barışını sağlayıp sağlayamayacağı. Çünkü bunlar gerçekten de ciddi dalgalanmalar yaratabilecek sonuçlar kesinlikle doğurabilir. Takip ediyor olacağız. Teşekkür ediyoruz kıymetli analizlerin için ve devam ediyoruz gün ortasına. Evet, gün ortasına devam ediyoruz değerli izleyenler. Bugün biraz şu startupların ekosistemini destekleyen, etkileyen en önemli şey biliyorsunuz. Bunların özellikle de hem doğru düzgün çalışma ortamları içerisinde yer almaları, iyi bir fikir ve uygulamayla yola çıkmış olan, zaten hali hazırda yolda olan firmaların da bir noktadan sonra büyümeleri için fonlanmaları gerekiyor malum biliyorsunuz. O fonu bulmak son derece yaşamsal. O firmaların hem hayatta kalması hem mevcut durumlarını geliştirebilmeleri hem de küresel çapta ölçeğe ulaşabilmeleri açısından. Biz de bugün özellikle bu fon ve melek yatırımcıları konuşmak istiyoruz. Türkiye'de de neyse ki bu konuda sürekli son yıllarda, son 10 yılda gelişen bir ortam var. İyi bir fikir ve uygulamayla yola çıkmış teknoloji ve internet girişimleri çünkü bir anda gerçekten de globale yayılabiliyorlar. Önemli başarılar elde edebiliyorlar. Dolayısıyla bu da yatırımcılar açısından oldukça cazip bir ortam sunuyor. Tabii biz gün ortasında teknoloji startuplarını, deep tech hem tekno yatırımları çok takip eden bir grubuz. O yüzden bir noktada tabii fonlara odaklanmak lazım. Fonsuz olmuyor çünkü işlediğimiz gibi. Türkiye'nin önemli fon şirketlerinden bir tanesi de Fusion Capital Partners bizimle olacak bugün. Türkiye'de katma değer, ihracat, hızlı büyüme, küresel rekabet potansiyeline sahip olan teknoloji üreten firmalara
Çekirdek ve büyüme sermayesi yatırımı gerçekleştiriyor Diffusion Capital Partners ve buradan da bir kendisi de bir getiri elde etmeye, yatırımcılarına bir getiri elde ettirmeyi amaçlayan bir fon. Hangi ölçekte bir fon yönetiliyor? Bugüne kadar nerelere yatırım yapmışlar? Tabii biraz da şu korona sürecinde nasıl gitti işler güçler? Bunları bir kez daha biz Diffusion Capital Partners DCP'nin kurucu ortağı Haluk Sontul'a sormak istiyoruz. Haluk Bey hoş geldiniz bir kez daha yayınımıza. Hoş bulduk Ahu Hanım. Nasıl gidiyor son görüştüğümüzden bu yana işler? 2019'un son aylarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ardından böyle sıkıntılı, volatileli bir döneme denk geldik. Gerçekten dünya tarihinde görmediği bir salgınla ve onun ekonomik etkileriyle mücadele ediyor. Sizin yatırımlar nasıl etkilendi? Biraz Haluk Bey onunla başlayalım dilerseniz. Elbette Ağa Hanım. Gerçekten hiç kimsenin beklemediği çok büyük bir krizle dünya karşılaştı. Onun için hani ben tüm Ekotürk ailesinin de bu krizi sağlık açısından problemsiz geçirdiği temennisiyle başlayayım. Aslında tüm şirketler gibi, Türkiye'deki şirketler gibi gördüğünüz gibi iki türlü etkilenen şirketlerimiz var. Yani bunu fırsata çevirip pazarını büyüten bir dizi firmamız oldu. Bunlar özellikle artık dünyanın önemini çok anladığı 3 sektör ortaya çıktı. Bunlar savunma, gıda ve sağlık. Savunma ve gıda sağlıkla ilgili evet. İşler yaptığınızda artık yok yurt dışından ben bunu satın alırım. Çok kolay zaten birileri benden daha ucuza yapıyor gibi. Önceden çok kolaylıkla akla gelen gerekçeler artık gerekçe olmaktan çıktı. İnsanlar bunu fark ettiler. Biz savunma alanında iş yapmıyoruz ama tarım ve sağlık alanında iş yapan şirketlerimiz bu krizden belli düzeyde olumlu şekilde etkilendiler. En azından yaptığımız işlerin doğru evet. işler olduğunun altı çizildi. Ama elbette hizmet sektörü, perakende gibi alanlara işler yapan firmalarımız da bu durgunluktan etkilendi. Onlarla ilgili bir dizi tedbir, neler yapabiliriz? Onların üzerinden geçtiğimiz bir dönem oldu bu pandemi dönemi. İşte herkes gibi evden, uzaktan çalışarak şey yaptık. Ama sevindiricidir ki daha öncesinden yaptığımız bağlantılar nedeniyle bu pandemi döneminde portföy firmalarımızdan bir tanesi yatırım aldı. Türkiye içinden önemli bir yatırım grubundan. Bir tanesine teklifler geldi bir satın almayla ilgili. Onu değerlendirme aşamasındayız. Bir firmamıza da İngiltere'den çok büyük halka açık bir grupla bir işi kapatma noktalarına doğru yaklaşır olduk. Bir yandan da hani hem dünyanın hem bizim uzaktan çalışarak iş yapabileceğinin ispatlandığı bir dönem oldu. Onun da mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah daha sevindirici haberleri biz de birkaç ay içinde paylaşma imkanı bulacağız. İnşallah. Bunlar güzel haberler ama arkasının da geleceğini tahmin ediyorsunuz herhalde değil mi Haluk Bey? Özellikle işte geleneksel pek çok sektörün ortadan kalktığı, geleneksel iş yapma biçimlerinin ortadan kalkacağı dönemde burada dijital tabanlı çözümlere ihtiyaç var. İşte bunları da zaten sizin yatırımcısı olduğunuz hali hazırda startup firmaları, deep tech firmaları bu çözümleri üreten firmalar. Dolayısıyla sermayesi olanlar da böyle ufak ufak biraz daha gözleri açmaya başladılar. Nereye yatırım yapayım? Önümüzdeki döneme özellikle korona sonrası döneme daha hazırlıklı olabilmek adına daha karlı bir sektör olarak nereye yatırım yapmalıyım noktasında biraz daha herhalde bu melek yatırımcılığın ve bu tip deep tech startup firmalarına yatırım iştahının da artacağı bir döneme geleceğimiz herhalde çok da şey bir öngörü olmaz değil mi yani küreye bakmaya gerek yok bunun için kristal hiç, küreye hiç, ne dersiniz hiç gerek bundan yok. Sonraki ortama? Kesinlikle haklısınız Ava Hanım herhangi bir endişe olmadan artık insanların önemli bir kısmının teknoloji alanında iş yaparak para kazanılabileceğini gördüğü bir döneme girdik. Bunun iki tane temel şeyi var. Bir, eskiden çok mümkün olmayan bir dizi şeyin artık yapılabildiğini ve bunlara insanların kaynak ayırdığını gördük. İşte siz bahsettiniz, Türkiye'de oyun işinden para kazanabilmenin mümkün olduğunu ve konvansiyonel sanayiler kadar büyük paraların teknoloji firmalarına
yatırılabildiğini, böylesi bir pazar olduğunu insanlar görmeye başladı. Onun için herkes ben bunun dışında kalmamalıyım diye bir çabanın içinde. Onun için sayısal teknolojilerde olduğu gibi bizim daha uzmanı olduğumuz deep tech alanda da önemli yatırımların olacağını, insanların kaynaklarının bu alanlara akacağını söylemek sizin de belirttiğiniz gibi falcılık olmaz. Burada iki tane temel kuvvetin olduğunu söylemek lazım. Bunlardan bir tanesi artık küreselleşmede yüksek yüzdeyle farklı bir faza giriyoruz. Yani biraz geri geliyoruz da diyebiliriz ama eskiden çok anlamlı ve makbul karşılanmayan örneğin ithal ikameci yaklaşımların belli bazı durumlarda çok işe yaradığını hatta gerekli olduğunu tüm dünya görmeye başladı ve kendi sınırlarını koruma altına alarak kendi iş gücünü, kendi sermayesini korumanın araçlarını arar oldu. Bunu işte küresel ticaret savaşında görüyoruz ya da mal ve hizmetlere beklenmedik bir talep olduğunda örneğin bu kriz döneminde işte maske bir anda çok önemli bir ürün haline geldi ve siz bunu yapamıyorsanız yapabilecek çok basit bir üretim bile olsa ona ilişkin altyapınız yoksa bu basit bir ürün için ricacı olmak, devletler evet. düzeyinde ricacı olmak gibi şeyleri yani, yaşadık, olayları yaşadık. Uzaya gidebilirsiniz ama bir maske sahip olacağınız anlamına gelmiyormuş bu iş değil mi Haluk Sontul? Kesinlikle Ava Hanım. Çok büyük teknolojiler üreten devletlerin çok böyle kritik konularda sıkıştığını gördük. Çünkü gerçekten çok sıra dışı dönemler yaşadık, yaşıyoruz. Evet, onun için ben Türkiye'nin önünde şöyle bir fırsat olduğunu görüyorum. Biz klasik endüstrilerde bunlar nedir? Biz tekstilde, tarımda, üretimde, makine montajında ciddi bir üretim yeteneğine ve bilgi birikimine sahip olan bir ülkeyiz. Bunların pazarlamasıyla ve şeyiyle Türkiye işte plastik imalatında, makine imalatında büyük bir altyapıya sahip. Bunları ileri malzeme ve yeni teknolojilerle birleştirerek eskisi gibi çok düşük katma değerli bir segmentte değil ama buradaki katma değeri biraz daha arttırarak, rekabetçiliğimizi arttırarak yeni pazarlara ulaşımla ilgili önemli bir önümüzde challenge var. Bunu becerebilirsek, bu değişimi yakalayabilirsek, bu değişimi yakalamanın yöntemi de üniversitelerden, teknoparklardan, genç startuplardan geçiyor. Bunların buralarda olması bir rastlantı değil. Çünkü kurumsal yapılar bu yenilikleri üretmekte o kadar başarılı ve gençlerin istediği esnekliği sağlayan yapılar olamıyor. Onun için basitçe sermaye sağlamak değil, bunun arkasındaki ruhu, mantaliteyi de anlayarak yeni şirketlerin ruhuna uygun yönetim yaklaşımlarını da birlikte üretmekten bahsediyoruz. Onun için bu işler üniversitelerden, laboratuvarlardan çıkıyor. Bizim kantinde kurulmuş şirketlere yaptığımız yatırımlar var. Bu şirketlerden bir tanesi şu anda Amerika'da çok saygın tıp fakültelerinin laboratuvarlarında sayısal patoloji ile ilgili bir ürün ve hizmet sağlayabilir hale geldi. Bunu Türkiye'nin var olan kurumsal yapısının içinde yapmak ya da sağlıkta önce olan firmaların yapması her zaman mümkün olmuyor ama o hayali olan, o hayalinin arkasından koşabilecek bir girişimci ve ona sağladığınız küçük kaynaklarla bunu yapmak çok daha kolay ve mümkün oluyor. Startupların tüm dünyada öne çıktığı son 30 yılın arkasındaki temel mantık da bu. Kurumsal çerçevelerin içine sığamayan, biraz da sıra dışı olan, yani bir yerde gidip çalışmayı değil, dünyayı değiştirecek bir fikri olduğunu düşünen bu insanlara destek sağlayarak neler olabildiğini dünya gördü. Türkiye'de de son dönemde hem TÜBİTAK hem Hazine ve Maliye Bakanlığı bu alana çok büyük bir önem vermeye başladı ve bununla ilgili fonlara destek, girişimcilere destekle ilgili çok önemli adımlar attılar. Türkiye'de bu değişimin farkında, Türkiye'de sanayiciler ve yatırımcılar yeni yeni farkına varıyor. Aslına bakarsanız en geriden gelen ayak o. Ama biz bir dizi öncü sanayi grubunu ikna ederek fonumuza yatırımcı olmak konusunda cesaretlendirdik.
tüm bu ekosistemin gelişmesiyle birlikte bunun çok daha kolay bir ortam haline geleceğini, hı-hı, böylece iş fikri sahiplerinin gerçekten bir deep tech iş fikri olanın çok daha kolay kaynak bulabileceği önümüzde bir Türkiye ortamı olacağını ben, hı-hı, düşünüyorum. Çünkü şeye inandırır olduk. Yani biz de bir iki tane yaptığımız işi açıkladığımız zaman şu an gizlilik sözleşmeleri nedeniyle açıklayamıyoruz. Yani dünyanın herhangi, evet, bir yerinden insanların, şirketlerin ilgisini çekebilecek Türkiye'de, Türkiye üniversitelerinde teknoloji, evet, üretiliyor. Bunu sadece bakmamız ve görmemiz gerekli. Evet. Gerçekten öyle. Siz de bu arada biraz ben Diffusion Capital Partners'ı bu noktada biraz daha izleyicilerimize anlatın istiyorum. Çünkü önemli bir fon yönetiyorsunuz. Fon içerisinde tabii pek çok farklı kurum kuruluş var. Başta üniversitelerimiz olmak üzere. Yanlış hatırlamıyorsam 2020 itibariyle hazinenin de bu sizin fona ortak olacağınıza bir miktar katkı sağlayacağını söylemişsiniz. Orada işler nasıl gidiyor? Bir yandan da tabii siz startupları böyle büyük firmalarla da bir araya getiriyorsunuz. Orada da aracılıklar yapıyorsunuz. Biraz sizin yaptığınız işleri de daha net bir kez daha anlatalım Haluk Sontul izleyicilerimize. Peki Ahu Hanım. Ahu Hanım, biz şu an aktif yönettiğimiz içinde 18 tane portföyü olan, portföy firması olan bir fonumuz var. Bu 36 milyon 750 bin euroluk bir fon. Bu fonun içinde Avrupa Yatırım Fonu, Arı Teknokent, Teknopark İstanbul, Bilkent Cyberpark, Sabancı Innovent ve Şehir Üniversitesi yatırımcı olarak varlar. Bu portföyden biz sermaye riski alarak teknoloji fikri sahibi insanlara işlerini hayata geçirmeleri için gerekli sermaye desteğini verip ortak olup hisse alıyoruz. Onun için diğer destek mekanizmalarından temel farkımız bir o işin kurucusu gibi, işin içine sermaye koyan bir ortak gibi para verip aynı zamanda işinin yönetmesinde eksik olduğu hususlarda danışmanlık sağlayarak, gerekli doğru insanlarla bir araya getirerek, pazarlama kanallarıyla, ulusal ve uluslararası bağlantılarla bir araya getirerek bu işi hayata geçirmek ve işin başarılı olması ile ilgili çaba sarf edip sonunda hisselerimizi satarak para kazanıp çıkan bir temel yapımız, hı hı, var. Sizin bahsettiğiniz hazinenin de şey olacağı, ortağı olacağıysa yeni kurmakta olduğumuz bir fon. Bir COVID nedeniyle biraz evrak işleriyle fazla uğraşır olduk. Zannediyorum Eylül başı gibi yeni fonumuzu kurmuş olacağız. O fonumuzdan da başta hazine olmak üzere gene Avrupa Yatırım Fonu da yatırımcımız. Türkiye'nin öncü üniversiteleri, 3 büyük şehirden 3 büyük üniversite bizim yatırımcımız, İstanbul'dan İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara'dan Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İzmir'den Ege Üniversitesi yatırımcımız. Bunun yanında bir dizi öncü holding de, sanayi grubu da yatırımcımız oldu. O fon havuzundan da yine benzeri bizim endüstride bir ayrışmamız var. Bir grup arkadaşımız daha çok internetle ilgili işlere yatırım yaparken biz daha çok deep tech dediğimiz arkasında biraz araştırma geliştirme, hı-hı, olan ileri malzemelerle ilgili, biliyorsunuz daha önce de paylaşmıştık, hatta bizim arkadaşları da konuk etmiştiniz, laboratuvarda elmas üreten, evet, bir, evet, firmamız da var, ya da biyo bozunur vücuda takılan, ameliyatlarda kullanılan, sonra geri çıkartma gereksinimi olmayan, vücutta kullanılan pinler, vidalar yapan ortopedi ameliyatları için bir firmamız da var. Ya da Eskişehir'de güneş kremleri için dünyada öncü olan bir dizi malzemeyi yapan firmamız da var. O nedenle biz böyle internet, elektronik ticaret gibi işlerden daha çok arkasında araştırma geliştirme olan, elle tutulur laboratuvarda olan, işte mikrobiyal gübreyle ilgili, atıkların işlenmesiyle ilgili firmalarımız var, biyogaz üretimiyle ilgili. Bu alanlarda bir teknoloji fikri olan,
master'ını, doktorasını bu alanda yapmış arkadaşların ya da endüstride bu alanda çalışmış arkadaşların iş fikirlerini hayata geçirmede yatırımcıların, bizim yatırımcıların bize emanet ettiği kaynakları kullanarak yatırım yapıyoruz. Aynı zamanda bu firmaları tabii ki çok büyük firmalarla da bir araya getirerek hem Türkiye'de hem dünyadaki firmalarla ortak ne iş yapabiliriz, onlara satabilir miyiz gibi konularla da şeyi kıymetlendirmeye çalışıyoruz yatırımcıların bize aktardığı kaynakları. Önemli olan Ar-Ge'ye dayalı bir ürün, elle tutulur bir ürün çıkmış olması diyorsunuz. Bu güneş kremi de olur, bu elmas da olur, mücevher de olur, bir gıda firması da olabilir diyorsunuz özetle. Bizim farkımız bu diyorsunuz. Şimdi bir kısa reklam arası izni isteyeceğim Haluk Sontul. Ardından da tabii siz ve sizin gibi fon firmalarını gördüğü zaman kulak kabartan, heyecanlanan gençler de var ya da insanlar da var. Özellikle Ar-Ge'ye dayalı ürün geliştirme konusunda. Yatırım yapma kriterlerinizi biraz sormak istiyoruz. Çünkü siz müşterilerinize karşı da doğru yatırımları yapmak ve bunları yönetmekle mükellef sorumlusunuz. Dolayısıyla oradaki biraz normları da öğrenmek istiyorum ama bana çok kısa bir izin verin lütfen reklam için.